Selamlar arkadaşlar, muhteşem bir sanal gerçeklik oyununa daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar Rocket Free Table Tennis isimli bir sanal gerçeklik oyununu oynayacağız. Bu oyunu seçmemin sebebi ise arkadaşlar, sanal gerçekliğin gerçek sporla karşılaştırdığımızda ne kadar gerçeğe yakınlaştığını göstermek istemem. Ve aynı zamanda arkadaşlar, gerçekten hani atıyorum masa tenisine düşkün olan arkadaşlar bu tarz bir oyun olup gerçek manada masa tenisi antrenmanı yapabilecek olmalarını göstermek istemem. Ben de gerçek hayatta masa tenisiyle ilgileniyorum arkadaşlar. Ve bu oyunu aldım, denedim, oldukça memnun kaldım. Birebir muhteşem bir antrenman sunuyor. Topu istediğiniz kısma atmasını bota ayarlayabiliyorsunuz. Ben şu anda backhand'imi geliştirmek için topu backhand'ime atması için ayarladım. Böylelikle robot genel olarak hep o çevreye atıyor. Ben onun forehand'ine de atsam, backhand'ine de atsam sürekli olarak bana o koyduğum çevrenin yakınlarına topu atmak zorunda. Bu arada zaten videonun konseptinden de gördüğünüz üzere bugün sizlerle görüntülü bu şekilde kendimi de göstererek bir video ayarladım. Bunun da amacı hareketlerimin daha iyi, daha net, daha güzel görmeniz ve oyundaki ile karşılaştırabilmeniz arkadaşlar. Şimdi çok konuşmaktansa topuna yapalım mı dedim ama raketle raketle atmadığım için herhalde oluyor. Bu şekilde başlıyorduk da hep biz eskiden oyunlar. Neyse arkadaşlar, çok konuşmayı geçiyorum ve gerçek bir bot maçıyla karşınıza geleceğim hemen şimdi. Buradan rakibimizi seçebiliyoruz. Şu gerçekten iddialı bir abiye benziyor. Şimdi arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere karşımdaki rakip var. Yalnız ben masanın konumunu biraz değiştireceğim. Şu şekilde alacağım, biraz daha kendime göre ayarlayacağım. Çünkü alanımı müsait olan yere doğru ayarlamam gerekir. Evet, bu gayet güzel. Hadi bakalım, başlayalım. Oley be. Bu arada biraz kısıtlı bir alan içerisinde oynamaya çalışıyorum. O yüzden biraz kötü oynayabilirim arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Arkamda hemen perde ve duvar var. Bu şekilde oynaması biraz korkutucu oluyor. Lan! Ha! Kaçırdım sandım. Bunu kaçırdım. Bir de kesik servis atalım. Bu arada topun üzerindeki parıltılar arkadaşlar, topun aldığı hareketin yönünü gösteriyor. Bunu istiyorsanız kapatabilirsiniz. Haha. Ne oldu? Tamam, bu kötü bir servisti. Arkadaşlar, uzun zamandır masa tenisi oynamıyorum ve bu şekilde bir anda, tabi sayı bende o değdiremediği için, bu şekilde bir anda bir video hazırlamak açıkçası biraz zor oldu. Umarım kötü oynamıyorumdur çok. Yes. 9-2. Kötü de sayım ama. Lan. Evet, ilk seti biz aldık. Dediğim gibi arkadaşlar, arkamda yeşil perde olduğu için, duvar olduğu için... Ne hareket yapıyorsun lan? Neyse. Arkamda yeşil perde olduğu için çok fazla hareket yapamıyorum. Duvara çarpma korkusu yaşıyorum. Çakma la. Abi daha isabetli oynaman lazım. Bu arada gördüğünüz gibi tüm hareketleri gayet iyi alıyor. Hani attım kesik toplar gerçekten faso alıyorlar. Bu çok kötü bir servisti. Evet.
Bu arada umarım şuradaki bendeki gözüken kareler sizde çıkmıyordur çünkü. Aynen çıkmıyor. Şimdi biraz önce televizyondan baktım. Herhangi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Kardeşim kabul et. Derlemez. Sayı kaçırmam ve gerçekten kötü bir servis kullanmam kötü oldu. Hop, burada kaldım. Dışarı attın kardeş. Arkadaşlar spin çekmek istiyorum ancak ben duvara çarpma korkusu yaşadım. Ben dolayı çok fazla hareket alamıyorum. Ulan. Abi nereye attım ya? Abi uzaya attım. Güzel arkadaşlar. İki sayı sonra daha kazanıyoruz. Ops. Aa, tamam servis kullanmayı tamamıyla unutmuşum. Abi backhand'ime saldırıyor bu. Çok gücük verici bir şey. İşte bu. İşte bu. 2-0. Daha önce zaten kazanmışım bu abimizi, yenmiştim. Bu sefer arkadaşlar bir tık daha zor bir bot deneyeceğim. Bakalım bu bot bizi ne derece zorlayacak. Hadi başlayalım. Hop. Tam zorluyor. Benim üzülmem lazımdı ama. Abi neyse dur bir dakika, bu bot fazla zor geldi bana. Ayıp ayıp ayıp. Lan. Bu ne? Bu ne? Abi 6-0 ya. 6-0 ne? Kardeş bir sayı alayım en azından. Bu seferki bot güçlü ayarlamışız arkadaşlar. En azından şeref sesini aldık. Abi karşılayabileceğini düşünmedim be. Hızlı oynama. Let oldu. Forehand'ine atmak istedim. Oh, bu bot beni korkutuyor arkadaşlar. Cidden iyi oynuyor bot. Ya bu seferki maalesef ki benim yeteneklerimin üstünde bir bot oldu. Bu sefer sayı aldım. Bu ne forehand vursana. Hareket yapma. Hareket yapma. Ya. Evet birader başla bakalım. Ne oldu? Hep sen mi sert karşılık vereceksin kardeş? Abi ya. Neyse ki gene biz aldık ama abi bayağı sert oynuyor. Abi ben bu sayıları böyle verirsem vay halimize. Üç üç. Ya abi ya. Hepsini karşılamam. Bir set alayım senden. Abi ya. Yavaş kalıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Uzun zamandır masa tenisi oynamayınca. Bir de eşyalara çarpma korkusu yaşayınca böyle oluyor.
Abi 8-3 ne ya? 8-3 ne ya? Abi defans yaparak olmuyor bu iş. Saldıracağım. Birader yapma. Bir sayı daha. Hadi bir sayı daha. Uley be! Ya %100 kaybedeceğim. %100 kaybettim. Altı sık yapma. Neyse. Arkadaşlar. %100 kaybettik. Ama en azından gururlu bir şekilde. En azından gururlu bir şekilde kaybettik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oyunun son noktasını burada yapmak istedim. Başlangıcından da hatırlayacağınız gibi buradaki arkadaşımız Pratik Bot'u. Ne yaparsanız yapın size oldukça güzel bir şekilde karşılık veriyor arkadaşlar. Ya genel olarak sayı kaçırmıyor bu bot. Hep ayarladığınızda ve ayarladığınız şekilde topu dediğim gibi başında da aynı noktaya atıyor. Hop. Tetiğe basınca top otomatikman tetiğime geliyor arkadaşlar. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki oyunlarımızda çok keyifli bir sanal gerçeklik, e-spor sanal gerçeklik oyununa giriş yapacağız Cankan kardeşimle beraber. O yüzden merakla bekleyin. Hoşça kalın ve kendinize iyi bakın. Boşalttım.